Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz, video konumuz, formu bozulan sukulentlere nasıl müdahale edebiliriz? Bunu konuşacağız. Şimdi ben birkaç tanesi hakkında kafamda bir fikir var. Mesela şununla ilgili bir fikir var. Onları keseceğim. Şimdi şurada bir tane daha var. Şunu da bilemedim yani. Böyle buraya koyduktan sonra yapraklar, şu saksıya alınca yapraklar bir büyüdü filan. Şurada bir afra var. Onu göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde. Tam diğerine de evet. Bunların da uçlarını kesmeyi planlıyorum. Bakalım. Yani öncelikle ki bir de şurada var. Şunu göstermek istiyorum. Bakın bunun formu bozulmuş. Hatta buradan kırılmış. Arkadaşlar kendiliğinden kırılmış. Neyse onu alacağım. Bu üstteki yeni bir sukulent olacak. Alttan da belki kırılan yerden tekrar çıkabilir. Bununla ilgili zaten kırılmış alacağım. Şunları da keseceğim. Ama şurada bir sukulentim var. Mesela bununla ilgili bir fikrim yok arkadaşlar. Çünkü kıyamıyorum bu sukulentimi. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın kökler de çıkmış. İlk aldığındaki gövdesi incecikken bendeyken gelişimi bayağı iyi olmuş. Hatta yanlardan yavru da verdi. Bununla ilgili fikri olan arkadaşlar varsa lütfen yorumlar kısmına bana yazsın. Ben oradan fikir edineceğim ve izleyenlere de fikir olsun. Bunu kıyamıyorum. Yani kesip kesmeme konusunda emin değilim. Evet, şimdi formu bozuldu. Bu sukulentimizin neden formu bozuldu onu da size söylemek istiyorum. Şunu ortaya alalım. Şu şekilde. Şu gelsin buraya. Şimdi bu sukulentimizde arkadaşlar ben çok fazla bunların çiçekleri de vardı. Bakın kurudu şimdi çiçekler. Üzerinde sarı sarı küçük çiçekler vardı. Çok hassas bir sukulent. Bu hemen şunlar kırılıyor. Şunlar kırılıyor, düşüyor bakın. Hemen elimi değdireyim. Bakın şöyle kırılıyordu. Gördüğünüz gibi. Böyle olduğu için ben bunu ayrı bir yere, hiç ellenilmeyecek, dokunulmayacak bir yere kaldırmıştım. Sonra tabii biraz gölgede kaldı bu. Aydınlık aslında ama yine de tam güneş sevdikleri için güneşe de koyduğumda oradan oraya taşıyorum falan filan. Kırılmasın diye öyle gölgeye aldım ve formu bozuldu. Şimdi ben bunların hep uçlarından keseceğim arkadaşlar. Bununla ilgili fikrim var ve güneşli olan bir bölüme alacağım. Benim fikrim olmayan biraz önce gösterdim. Onunla ilgili fikri olan arkadaşlar lütfen yazsınlar yorumlar kısmına. Evet, şimdi bunun keseceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bu kestiğim sukulentimi daha güneşli sabah güneşi alacak, diğer yakıcı güneşten koruyacağım alan bir yere bırakacağım. Formunun daha düzgün olacağını düşünüyorum. Diğerlerini de, kestiklerimi de, şuradakileri de arkadaşlar başka saksıya alacağım. Bu şekilde.
Şimdi diğerine geçelim. Şuna geçelim. Evet, zaten kırılmış. Şimdi şu kırılan yerinden ben keseceğim. Evet. Bu şekilde. Bunu kurutmamız gerekiyor. Şunun da şu ıslakken şuna su vermeyin arkadaşlar. Şu kısım iyice kurusun. Sonra eğer sizde de böyle bir sukulent varsa bu yeni yara açılan sukulente mümkünse su ve toprak değdirmeyelim. Ben bunun tamamen şu kısmının kurumasını bekledikten sonra ve bunun da öyle. Ondan sonra su vermeyi düşünüyorum. Hatta şunu alabiliriz. Evet, şunu da alalım. Şunları alalım. Şu kısımlardan kök çıkarmaya başlayacaktır. Şu kısım kuruduktan sonra toprağı alıp sulayabiliriz. Bu da yeni bir sukulent. Şunlar da yeni bir sukulent olacak. Bu da yeni bir sukulent. Hatta şu da yanlardan yeniden sukulent çıkartabilir. Geldik diğerlerine arkadaşlar. Zaten bu kavanço boynunu da büktü. Şimdi onu boynunu büktüğü yerden bunu da keselim arkadaşlar. Bu işlemden aslında korkmamak lazım. Çünkü daha da gelişiyorlar. Evet, şu şekilde. Evet, şunu da keselim. Şuradan keseceğim. Bu şekilde. Evet. Kestiklerim burada. Evet, şimdi yine şurada bakın şunların formu ve şunun da formu bakın şuradan görüleceği üzere şuradan keseceğim arkadaşlar şurada şuradan kesiyorum. Evet. Şunları da alalım. Evet, şu ikisinin de yine şuradan kesmek istiyorum. Evet, şu şekilde. Şunu da yine keseceğim. Daha üst üste büyümesini istiyorum. Şimdi afradan da şundan da almak istiyorum. Şuradan. Evet, yandan büyüsün istiyorum. Şöyle şuradan keseceğim arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Bunun da yine ayrı bir kendisi ayrı bir tane daha olacak. Şöyle, şu da çok uzamış. Şu kısım. Şuradan. Şekilde. Evet, bu da yeterli. Şimdi güneşte olan aynı tür sukulentin güneşte olanını size göstereceğim. Bakın ne kadar üst üste büyüyor. Bu da aslında bu da aydınlıkta ama daha yine içe bakın. O kadar fark ediyor arkadaşlar bakın. Aynı tür. Durduğu yerle alakalı. Fark ediyor arkadaşlar. Bu şekilde. O detayı da size göstermek istedim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde formu bozulan sukulentlerimizin üstlerinden keserek hem bunlardan yeni sukulent elde edeceğiz
Şunlar kuruduğu zaman, şu uçlar kuruduğu zaman toprağı alıyoruz. Yeni bir sukulent elde ediyoruz. Hem de geriye kalan sukulentlerimizin biraz daha formunu genişletiyoruz, düzeltmiş oluyoruz arkadaşlar. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.